Bu olay %100 dağılır. Evet, evet. Ben bu olayda şimdi esas ben Barış'ın bu yaptığı hata üzerinden vay Barış sen bu hareketi nasıl yaparsın, evet, nasıl böyle söylersin dersem o zaman ben Barış'ı vurmaya çalışan bir yorumcu olurum burada. Ben öyle bir yorumcu değilim. O zaman dikkatlice davranmadığı için evet, arkadaşını çok tehlikeli bir duruma sokabilirdi. O yüzden sokamıyor muydu? Burada sokamaz mıydı? Evet, burada da zaten. Burada daha beter, daha yakın ya. Daha yakın burada ya. Olay ne biliyor musun Murat abi? Şimdi evet, biz bir şeyleri köpürtüyor gibi değil. Bence izleyenler olayın ne olduğunu gördü. Evet, çok büyük bir gaflet yaptı bence Barış. Evet. Bana sorarsan yorumu da söyleyeyim mi? Bence Barış bugün şampiyonluğu kaybetti. Ha, onu bilmem. Bence bu yaptığı hareketle şampiyonluğu kaybetti. Saygı duyuyorum, o senin yorumun. Ama şuna da hemfikir olalım. O görüntüler zamanında siz dediniz ki Barış çok hatalı dediniz. Fakat orada adam bilerek yapmamıştı. Benim şahsi fikrim. Ama ve orada da bu kadar yakın bir temas yoktu. Barış bir yere attı. Oradan sıçradı, Evrim'e geldi. Burada yakın temas var. Siz o olayı büyütüp de bu olayı büyütmemeniz bana ilginç geldi. Kusura bakmayın. Şahsi fikrim. Bana mı söylüyorsun bunu? Evet. Şeye söyle, Hüsamettin'e söylüyorum. Ne, sana peki söylüyorum. Ne duymak istiyorsun? Efendim? Ne duymak istiyorsun? Benden ne duymak istiyorsun? Senden ne duymak istiyorum? O zaman Evrim'e Barış'ın bilerek yapmadığı bir şeyi dağlar kadar büyütüp şimdi ise bu kadar böyle daha benim için daha artı bir olayı da senin ılımlı yaklaşman bana enteresan geldi. Benim bildiğim Semih program başladığı anda Barış'a neler diyecek diye ben beklerken sen bir aslanken tam bir yavru kedi vaziyeti aldın. Miyav demeye başladın. Birazdan Murat süt abi, getirecekler sana. Bu surata bir bakar mısın rica ediyorum? Bakar mısın? İyi bakar mısın? Şöyle bir yan profilden de bak. Ya ben senin suratına her gün bakıyorum. Fenalık geldi senin suratını görmekten. Ne bakacağım dakikada bir? O zaman da haklıydım. Birçok hakaret yedim. Bunun önemi yok ama haklıydım. O zaman bence haklı değildi. Bugün de haklıyım. O zaman haklı değildir. Her zaman haklıyım. O zaman haklı değildir. Ben o zaman işimi layıkıyla yapmaya çalışan bir adamım. Hiçbir yarışmacı benim ne çok yakınım ne çok uzağım. Evet. Sadece yarışmacılar. Hani diyordun ya bana taraf tutuyorsun Murat Özarı diye. Bizim için çok değerli. Murat projeye diye çok fazla katkıları var. Bu açıdan ben bakıyorum olaya. O yüzden benim için çok değerliler. Ama hiçbiri benim daha önce hayatımda görmüş olduğum insanlar değil. Hiçbiri de dediğim gibi çok uzak insanlar da değil, çok yakın insanlar da değil. Ama şunu her zaman söyleyebilirim. Yaptığım yorumlarda genelde %99 haklıyım. Tamam. Hiçbir zaman taraf olmadım. Benim sana sorduğum soruya cevap... Abi senin bir huyun var. Tamam. Bir şey sorulduğu zaman cevap vermiyorsun. Papağan gibi tekrar etme aynı şeyleri. Ben sana bir soru soruyorum. Diyorum ki sana... Benim burada bir şey söylememe gerek yok ki. Türkiye izliyor görüntüleri zaten. Türkiye bugün bir... yargıda bulunacak. Türkiye kararı verecek. Evet, o zaman niye ilk açılış konuşmasını öğrenemedim? Bu tarz bir görüntüye, benim konuşmama gerek yok zaten. Allah Allah, nasıl gerek yok? Sen yorumcusun ya. Bu tarz bir programa kardeşim. Tamam, ben zaten eğer konuşmayacaksan ne işin var burada? Zaten bu cümlemle ben çok şey söylüyorum sana. Tamam söyle o zaman. Zaten bu gerçekten hani bu kadına böyle yapılır mı, yapılmaz mı? Hakikaten konuşmaya gerek yok. Baştan zaten asla yapmaması gereken bir şey. Onun için bunu böyle yapamaz, edemez. Bunu konuşmuyorum bile. Hele Barış hiç yapamaz. Çünkü onda yok. Bu görüntü onda yok. Ama onun işte adam artık belirlendi. Bu bir tarz. Bak çok özür dilerim ama Barış'ta bu görüntü yok kısmını biz nasıl konuşabiliyoruz? Yani ben hani Barış anlayamadığım nokta şu. Yapmadı ya, bugüne kadar neden? Bazı hataları olmadı mı? Onun da Yasin'le olan kavgasında Yasin'in hataları olduğu gibi Barış'ın da hataları olmadı mı? Veya matara fırlattığı zaman hataları olmadı mı? Biz neden bu adamı bu masada çok hatasız böyle ulvi bir insanmış gibi göstermeye çalıştık? Asla veya değil. Sosyal medyadan gelen tepkilere karşı neden biz çok binlerce insan onu yazıyor hemen ben ona göre yorum yapayım. Barış muhteşemdir. Barış böyledir. Niye böyle bir yorum yapıyoruz? Asla öyle bir şey değil. İnsandır. Şaşar beşer. Hata yapabilir. Barış da bugün hata yapmıştı. Yaptı. Onu konuşmuyoruz bile. Gayet güzel bir yarışma götürüyordu. İnşallah. Niye peki ilk matarada demediniz? Onu diyorum. İlk matarada niye bu yorumları yapmadınız? Barış da hata yaptı. Barış da yapabilir demediniz. Adamı yerden yere vurdunuz. Onu diyorum işte. Murat abicim. Ben Barış'la ilgili ilk matara olayında şunu kastettim. Olay 5 karışla kurtardı dedim. Kızın kafasına gelebilir de dedim. Barış orada matarayı fırlattı. Nerede fırlattı? Orada matarayı fırlattı. Abi Evrim'e fırlatmadı ki orada. Tamam Evrim'e fırlatmadı ama. Şimdi direkt Evrim'e yapıyor Furkan dedi bak. O daha hafifti. Siz hafifken Dağlara çıkardınız. Bak şimdi de aşağı indiriyorsunuz. Şey onu ben anlamadım. Bak, buraya Perviz buraya anlatıyorsun. Şey, o olayın hafifliği, ağırlığını seninle tartışırım. Bugün evet bir yarışmacıya elindeki bir maddeyi alıp ona vuracakmış gibi yapması çok büyük bir hatadır. Evet. Tamam mı? Ama vurmadığı için zaten ben, vurmadı vuracak dakika, vurur mu ya öyle vurmadığı bir şey için ya. İnsanoğlu ya vuracak bir hayır, vurmaz. Bir şey neden o vurmaz ya neden o vurmaz diyelim vurmaz. Abi hepimiz insanız hepimiz hata yapabiliriz. Tamam. Hangi sinirlerle ne hayatım, noktaya geldiğimizi nereden biliyoruz? Sana diyorum ki. Ama o gün evet, ama o gün evet. Barış o matarayı fırlattı. Evrime değil. Evrime fırlattı. Değil. Evet. Ama 5 karışla Evrim'in kafasına gelebilir. Tamam. Eylemi gerçekleştirdi. Evrimin kafasına gelip kafasında bir şey olsaydı biz burada ne konuşacaktık? Şimdi peki, kız düşüp bayılsaydı ne konuşacaktık? Şimdi peki yine vuramaz mıydı? Şimdi zaten artık... Öyle diyorsun o zaman vurabilirdi diyorsunuz etmez. Şimdi de vurabilirdi demiyorsunuz. Vursa da vurmasa da yaptığı bu hareket zaten yanlış. Ya hayatım yanlış. Vurmuş kadar zaten, oldu yani bu Sema, böyle bir şey. Yanlış da daha önceki matara çok abartıldı. Evet. Şimdiki bana göre daha abartılacak bir durum. Kesinlikle. O zamanla bu zaman arasında ne değişti? O zaman şöyle bir şey, siz de Barış'ın kefiliyim, keşke Barış gibi bir adam olsam diyordunuz. Buyurun evet. Savunun Barış'ı o zaman bu yaptığı hareketten dolayı. Nasıl? Ben Barış'la ilgili... Ya, deli miyim ben adamı ama hatalıyken savunacağım? Sezonun başından beri Barış'la ilgili... Ne yaptı sezon başından beri Barış? Diyordunuz ya ben keşke Barış gibi bir adam olsam. Yapmadığı Barış... bir şey yapmadığı için söylüyordum. Barış için ben sana ne diyorum? Barış'ın şu hareketi yapmamış olsa ben... Giderim Barış'ı sırtımı alırım İstanbul'a kadar getiririm. Ama bu hareketi yaptığı zaman da ben Barış'ı savunursam gece evde uyuyamam Furkan dedi. Nasıl savunurum yani? Ben zaten siz bu savunun diye söylemiyorum evet. Bunu. Sadece şunu düşünmemiz gerektiğini söylüyorum. Evet. Biz hiçbir yarışmacının onun her yaptığı hareket doğrudur tarzında ilerlememiz lazım. Çünkü yarışmacılar da yanlış yapabilir. Biz de burada çok yanlış yapıyoruz. Biz de yanlış yapıyoruz. Sana da bir hepimiz şey yanlış yapıyoruz. Tamam sana da bir şey söyleyeceğim. Mesela sen bugüne kadar hiç Elif'le ilgili kötü bir şey söyledin mi? Bugüne kadar Elif'le ilgili hiç kötü bir şey söylemedim. Çünkü sadece Perviz'in elenmesinde söylemiştim. Çünkü niye biliyor musun? Perviz'in bak söylüyorum. Saygı duyuyorum bak sana diyorum ki kötü bir şekilde söylemiyorum. Sen Elif'i çok beğenen bir adam değil misin? Hep Elif'i övüyorsun. Bu zamana evet. Tamam. Elif'le ilgili kötü bir şey söyledin mi bugüne kadar? Perviz'in elenmesiyle ilgili bir olumsuz eleştirim olmuş. Tamam. Şimdi eğer Elif yarın öbür gün Elif aynı matara olayını birine yapsa konuşmayacak mısın Elif'le ilgili? %100 konuşacağım tamam. Ama ben burada çıkıp da ben Elif ne yaparsa yapsın doğrudur. Keşke ben Elif'le özdeşsem diye bir yorumda bulunmuyorum. Elif de hata yapabilir tamam, diyorum. Ben bulunmuş olabilirim. Ben yine Barış'ın bu hareketi yarın öbür gün bitecek. Bir hareket yaptı adam. Yarın öbür gün Barış'ı da gidip asacak halimiz yok. O da bir hata yapmıştır. Bugüne kadar 50.000 kişi hata yaptı. Herkes hata yaptı. Hatalarını burada söyledik. Barış da yaptı. 3 gün sonra ben yine gideceğim diyeceğim ki Barış güzel bir şey yaparsa Barış güzel bir şey yaptı derim. Ama şimdi burada bu masada da göz göre göre bir adam matarayı alıp bir kadına kaldırırsa böyle ben de gelip buraya Barış'ı da savunursam o zaman karım beni eve almaz ya. Evet Semih. Onu kimse savunamaz zaten. Yok hayır yani tabii ama hani sonuçta biz mesela Yunus Emre ile de ilgili ben bir iki laf söylemek istiyorum. Yunus Emre evet kesinlikle argo kelimeleri var yanlış konuşuyor. Acun Ilıcalı'ya yaptığı harekette bugün kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum. O görüntüleri de birazdan izleyeceğiz. Ama Yunus Emre'ye de yine bazı mecralardan bu kadar çok hakaret, bu kadar çok küfür. Çocuğu yani tamam hatalı ben kabul ediyorum. Ben zaten hatalı olan yarışmacıları bir şekilde burada savunmaya çalışıyorum. Neden biliyor musunuz? Onlar bir şekilde gidiyorlar Survivor'a ve 24 saat kamera altında çekiliyor bu yarışmacılar orada. Hata yapabilirler. Biz hepimizin yapabileceği gibi daha büyük hataları ben yapmışımdır bak. Yunus Emre'nin yaptığı hatalardan daha büyük hataları, Barış'ın yaptığı hatalardan daha büyük hataları ben yapmışımdır. Ama biz burada sanki doğruluk timsali gibi evet biz doğruyu biz biliriz. Biz ne dersek odur doğru. Doğru şudur diye ahkam kesmemizin de doğru olduğunu düşünmüyorum sadece. Evet Semih. Birçok söylediğin şeye katılıyorum Sayın Furkan Dede. Ama dediğim gibi bu görüntülere çok fazla söyleyecek bir söz bulamıyorum. Bunu çünkü halk değerlendirecek, halk takdir edecek. Dolayısıyla bu görüntülere biz ne kadar konuşsak azdır. Halkın reaksiyonunu bekleyeceğiz. Halkın reaksiyonunu bekleyeceğiz? Evet. Ya, peki tabii bütün Yunus Emre, ben dün sana 7 tane şey saydım. Yunus Emre ile ilgili yaptıklarını saydım. Sonra dedin ki burada ya Murat Özarı bilmem ne dedi Yunus Emre'nin şunları. Niye demedin bana Yunus Emre ile ilgili halkın takdirini bekleyeceğiz. İşine gelince halkın takdirini bekleyip işine gelince. Bu biraz ama bu kırmızı çizgi Murat abicim. Hani kadına yapılmış bir hareket olarak bakılacak bu. Öyle de aslında. Yunus Emre'nin tavrı ya da konuşmasında bu kadar kırmızı bir durum yok aslında. Kendine yapıyor. Hatası kendine Yunus Emre'nin. O tavrı yanlış. Ama bu çok büyütülecek. Kimisi bunu çok büyütür. Kimisi der ki bu da insan. O yüzden halka bırakalım diyor. Bunun asla affedilir bir yanı yok. Ben sadece beni soğuk tutan şey bunca durumda hani Barış'ın maruz kaldığı hakaretlerde ya da yalnızlığında bu tepkiyi vermedi. Şimdi verdi. Ben ona çok şaşırdım. Hiç beklemediğim bir şeydi. Yoksa asla demiyorum Barış melek o yüzden yakışmadı falan değil. Bu çocuk bunu yapmadı ya bu hakaretlerde. Şimdi neden yaptı ben ona şaşırdım. O yüzden bunu gerçekten izleyenlere bırakmak lazım. Bu çok kırmızı. Ama şimdi bak şöyle bir şey var. Şimdi biz burada yorumcuyuz. Biz burada yorumumuzu yapacağız. Yorumumuzu yaptıktan sonra halka bırakacağız. Tabii ki takdir halkın. Evet. Ama biz burada hiç yorum yapmadan biz halka bırakıyoruz nasıl diyebiliriz yani? Biz bir yorum yapacağız. Halk takdir edecek veya etmeyecek. Diyecek ki mesela Semih'in yorumunu beğenmiyorum. Murat Özhan'ın beğenmiyorum. Furkan'ın beğenmiyorum. Sema'nın beğenmiyorum. Tabii ki halkın takdirine sunacağız. Ama biz burada susalım. Biz yorum yapmayacağız. Halkın takdirine var. Öyle bir şey var mı ya? Öyle bir sistem var mı yani? Bana yine taş geldi. O zaman ben şunu söyleyeyim. 10 yıldır ben Survivor izliyorum. 5 yıldır da profesyonel olarak Survivor'ın içindeyim. Daha önce hiçbir yarışmacının bir kadınla bir erkeğin bu derece böyle bir olay içerisine girdiğini görmedim. Şimdi bu görüntülere benim ne dememi istiyorsunuz?